Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Seasonic markasının Focus Gold serisi olarak geçen yeni nesil güç kaynaklarından, power supply'larından bahsedeceğiz. İsminden de anlaşıldığı gibi Focus Plus olarak geçiyor burada. 80 Plus Gold sertifikası var. Zaten kutuları şu şekilde çevirdiğimizde o gold ikonunun ve bu çizginin yansıdığını göreceksiniz logonun olduğu. Seasonic zaten bildiğiniz gibi en azından güç kaynağı severlerin ve bilgisayar donanımı severlerin bildiği gibi üst seviye güç kaynağı üreten bir firma. Burada üst sınıfta fiyat performans oranı yüksek güç kaynaklarından bahsediyoruz. Kendi sınıfı için değerlendirecek olursak en üst seviyeyi hedefleyenlerin markalarından biri Seasonic. 850 Watt, 750 Watt ve 650 Watt olarak 3 model var. Biz 750 Watt modeli üzerinden ilerleyerek sizlere bu ürünleri anlatacağız. İlk olarak şunu söyleyebiliriz. 80 Plus sertifikası olduğunu söylemiştik. Kutuların arkasında DC to DC converter design demiş. Onun haricinde 12 volt kanalının single rail olduğunu söylemiş. Tight voltage regulation dediği de %+-3 voltaj regülasyonu ve dalgalanmalara karşı korumalı olduğu. Zaten Seasonic'in çoğu modeli böyle arkadaşlar. Active power factor correction, active PFC olarak geçen pek çok kişinin bildiği. Solid kapasitör olarak Japon kapasitörler kullanıyor. Zaten Seasonic bunu yine tekrar ediyoruz ama çoğu ürününde zaten böyle arkadaşlar. 120 mm fluid dynamic bearing FDB teknolojisine sahip sessiz fanları var. Ve bunun sayesinde standart ürünlere göre daha sessiz olduğunu söylemiş. Fluid Dynamic Bearing'i daha önce açıklamıştık. Genel olarak söyleyecek olursak bir tünel düşünün ve bu tünelin fan şaftını tuttuğunu düşünün ve buranın sürekli yağlandığını düşünün. Öyle diyebiliriz buna. Yani ortada fanın göbeğini döndüren bölüm devamlı yağlanıyor. Bu sayede de daha az sürtünme ve minimum ses sağlanmış oluyor fanda. Compact size demiş güç kaynağı için ve onun haricinde de söyleyebileceğimiz multi GPU, yani çoğu zaten güçlü ve single rail olduğu için çok ekran kartı desteği var. Bunun haricinde gold plated high current terminal demiş. Bu bağlantı noktalarının altın kaplama olduğunu belirtmiş. Cable free connection design demiş, zaten modüler, fully modüler olarak da zaten burada yazıyor arkadaşlar. Bütün kutuların üstünde ve Seasonic Hybrid Silent Fan Control diyor. Bu da yüzdesel olarak yük altına girmekle alakalı. Seasonic belli yüke gelene kadar arkadaşlar fanı hiç çalıştırmıyor. Belli bir yüke geldikten sonra fan belli bir hızda dönmeye başlıyor. Daha sonra siz yükü arttırdıkça ısı üzerinden de oluşan fanların dönüş hızı belirleniyor. Yani otomatik fan kontrolü var. Ancak belli bir seviyeye kadar sıfır ses diyebiliriz. Şimdi 750 watt modeli üzerinden tanımadan önce güç kaynaklarının birbirlerine göre wattlarına bakalım. Şu şekilde watt aralıklarına göre güç kaynaklarımızı sıralayalım. Şimdi karşımızda ilk şöyle yapalım. 650-750 olsun. Tam sıralamayı yapabilmemiz için. 650 watt modelinde güç kaynağında 12 volt kanalında 54 amper var ve 648 watt yani gücünün tamamını 12 volt kanalından veriyor. 750 watt modeli ise 12 volt kanalından 62 amper veriyor, 744 watt veriyor, yine gücünün tamamını veriyor. Burada 850 watt modeli ise 12 volt kanalından 70 amper veriyor, yani 840 watt veriyor. Yani gücünün %99'unu veriyor diyebiliriz bu güç kaynakları. 12 volt kanalı neden önemliydi? Bir yandan bunu söylerken de 750 watt üzerinden anlatacağımız için ürünün kutusunu açalım. 12 volt kanalı güç kaynaklarının ekran kartı, anakart, işlemci gibi ana bileşenlerin kullandığı güç kanalını temsil ediyor. Kaliteli güç kaynaklarında 12 volt kanalının önemi bu açıdan çok büyük. Yani sizin bütün büyük bileşenleriniz 12 volt kanalı üzerinden güç çekiyor arkadaşlar. Bu cihazların hepsi single rail olduğu için çok rahatlıkla birden çok cihazı bağlayabiliyorsunuz. Özellikle de iki ekran kartı diyelim genel olarak. Çünkü wattları değişiyor. 750 üzerinden konuşacağız. Kullanım kılavuzu var detaylı bir şekilde Seasonic'in. Kılıfta unutulmamış. Burada Focus Plus Gold olarak yazıyor. Güzel bir logo var. Hatta bu poşette açalım. Sizlere daha detaylı gösterelim bunu. Bu bölümü. Burada çok sayıda kablo toplayıcı var. Bunların sayılarını söylemiyoruz arkadaşlar. Ancak cırtbant şeklinde olanların sayısı daha rahat gözüküyor. 3 tane üzerinde Seasonic yazan cırtbant geri dönüşümlü kablo toplayıcı var. Bunu kenara alalım. Onun haricinde bizim siyah olarak bildiğimiz kablo toplayıcılar var. Seasonic burada kullanıcıların modüler de olsa tam modüler de olsa kablolarını toplaması için bolca kablo toplayıcı vermiş.
Focus Gold logosunun olduğu Seasonic yazısını da altta yazdı ve çıkarıp kasanıza yapıştırabileceğiniz, kasanız eğer camsa yan tarafı, kasanın tünel bölümüne, daha evvel incelemiştik Dark Enon'u, oraya yapıştırabileceğiniz güzel bir logo var. Belki camın üstüne de yapıştırabilirsiniz, tempered glass bir yan panel varsa. Montaj vidaları siyah olarak gönderilmiş ve genel olarak ufak aksesuar bölümü böyle. Kalın ve dayanıklı bir güç kablosu gönderilmiş. Standart ürünlere göre daha üst seviye bir güç kablosu bu arkadaşlar, kalınlık itibariyle. Bu güç kaynakları sonuçta 650 watt ve üzeri olduğu için bunu da Seasonic düşünmüş. Şimdi güç kaynağını çıkarıyoruz. Güç kaynağı bir kılıfla geliyor. Biraz ürünler rahat gözüksün diye kutularımızı tam kenara alalım. Şu şekilde. Seasonic logosu olan yarım bir kap var. Daha önce böyle tam üstüne kapanan ve iple çekilen modelleri de vardı Seasonic'in. Bu çok daha pratik. Şu şekilde hemen çıkıyor. Hatta bozmayalım yapısını. Şu şekilde güç kaynağıyla beraber dursun. Birazdan daha yakın çekimlere geçeceğiz zaten ürünü yakından görmeniz için. Seasonic kılıfı var. Burada bir adet de yine o daha önce Seasonic tek kılıf veriyordu. Güç kaynağı bu tarz bir kılıfın içinden çıkıyordu. Bu sefer modüler kablolar bu kılıfta. Kendisinin ayrı bir kılıf var. Bu çantanın üzerinde de Seasonic yazıyor. Modüler kablolarınızı konumlandırabilmeniz için. Kablolar daha önceki full modüler Seasonic'lerden alıştığımız gibi ultra slim olarak geçen çok ince kablolar. 24 pin, 20 artı 4 pin diyelim. Kablosu kılıflı. Onun haricinde arkadaşlar PSU'ya giden, PSU'dan daha doğrusu anakarta giden 8 pin, 4 artı 4 pin bağlantısı da kılıflı geliyor. Yani sizin elzem kablolarınız, takılması mecburi kablolarınız kılıflı. Birazdan bütün bunları detaylı olarak açacağız. Kutu içeriğimiz bitti ve güç kaynağımız karşımızda. Şimdi yakın çekimlerle Seasonic Focus FX olarak geçen, Focus Plus olarak geçen Focus serisine yakından bakalım. Seasonic Focus serisi güç kaynağımıza yakından bakıyoruz. İlk çevirdiğimizde dikkatimizi çeken Seasonic'in Focus serisiyle beraber standart güç kaynaklarından alışı olduğumuz hareli şekilde yuvarlak geçiş yapan ve çapraz bağlantılarla güç kaynağının fanının önündeki ızgara yapısını değiştirmiş. Burada böyle biraz daha düz çizgilerle ve kenardan çift halkayla sıra dışı bir tasarım yapmış burada. Oldukça sade ama bir yandan da iddialı. Çünkü kenara kadar burada giden çubuklar vardır çoğu firmada arkadaşlar. Bu bölüm daha farklı tasarıma sahip. Seasonic buralarda gri çizgileri kullanarak o fokus tasarımını biraz daha belirgin olarak hissettirmiş. Yan tarafa geldiğimizde yine şu şekilde döndürelim. Fokus yazısıyla beraber okları görüyorsunuz. Bu sayede Seasonic, hatta şöyle stüdyomuzun ışıklarına doğru döndürürsek biraz daha rahat gözükecektir diye tahmin ediyoruz. Burada oklar var. Çapraz açılarla beraber buradaki o tasarım çizgisini devam ettiriyor Seasonic. Güç kaynağını döndürecek olursak burada modüler yapıyı görüyoruz. Neyin nereye takılacağı belli. Burada periferal olarak IDE SATA portları ve MOLEX portları, CPU PCI Express portları gözüküyor. Motherboard, anakart bağlantısı ve yine CPU PCI Express portları gözüküyor arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış bir yere bir şey bağlama olasılığı yok. Şu şekilde çevirdiğimizde yazı da tam gözükecek, portlar da, yazıları da rahatlıkla okuyabileceksiniz. Güç kaynağının özellikleri üstte yer alıyor. Şu şekilde bu kapalı olan bölümde 12 volt kanalından bu şu anda elimizdeki model görmüş olduğunuz gibi 750 watt, 744 watt yani 62 amperi 12 volt üzerinden veriyor bu güç kaynağı. Arkasına gelecek olursak da şu şekilde çevirelim. Seasonic yazısının olduğu bir bölümü görüyorsunuz. Şu şekilde üzerindekini de çıkarırsak Seasonic yazısının olduğu bir bölümü görüyorsunuz. Güç tuşu var ve burada da hibrit mod var arkadaşlar. Şu şekilde hatta gösterecek olursak biraz daha belirgin. Hibrit mod butonu sayesinde de fan hızınızın hangi ayarda kalacağını görebiliyorsunuz. Zaten bunun detaylarını Seasonic kullanım kılavuzundan da görebilirsiniz. Ürün açıklamasından da okuma şansınız var. Seasonic Focus 750 Watt'ı yan tarafa aldık ve kablolarımızı da poşetlerinden sizlere bahsettiğimiz gibi çıkardık. Kılıflı olan kablolarımızı görüyorsunuz. Bunlar 20 artı 4 anakart bağlantımız. Bu arada ne bağlantısı? PCI Express bağlantılarımız da kılıflı geliyor. Bu şekilde kasanın içinde görünümleri oldukça şık olsun diye siyah ve sık kaliteli bir kılıfla kılıflanmışlar. Bu arada biz tabii kabloların toplam sayısından da bahsedeceğiz. Bunların hepsi bu PCI Express'ti şimdiye kadar gösterdiklerimiz. Son 4 artı 4 CPU bağlantısı arkadaşlar. Onun haricinde
SATA ve IDE Molex kabloları daha ince. Görmüş olduğunuz gibi bizim o tam slim kablo dediğimiz tarzda kasanın hava akımını en etkili şekilde sağlamasına imkan sunan ve az yer kaplayan kablolar. Toplam kablo sayısını söyleyelim hemen. Bu arada kabloları bu kadar bahsetmişken hemen port sayılarımızdan bahsedelim. Anakartın 1 adet 20 artı 4000 kablosu var. 610 mm olarak uzunluğunu da Seasonic yazmış kutunun üzerine. CPU bağlantısı olarak 4 artı 4 8 pinden 2 adet var. 650 mm olarak verilmiş. PCI Express kablolarından arkadaşlar 4 adet var. Hemen bu sorulacaktır, onu da söyleyelim. 750 watt için konuşuyoruz bunların hepsini. 4 adet 6 artı 2 portu var. Diğeri de ne kablosu? PCU ve CPU bağlantısı. Bu da CPU bağlantısı. 2 adet CPU bağlantısı var. 4 adet de 6 artı 2 pin PCI Express kablosu var. Bu şekilde geliyor. Yakından da gösterecek olursak ayrılıyor arkadaşlar. Ve son olarak söyleyebileceğimiz 8 SATA ve 1 floppy bağlantısı var. 3 adet de Molex bağlantısı var. Molex dediğimizde arkadaşlar IDE olarak da geçen fanların da çalıştığı şu bağlantı tipi. Bundan da kaç adet varmış? 3 adet var. 8 SATA, 3 IDE diyebiliriz. Toplam olarak 4 ekran kartı çıkışıyla 750 watt modeline çift ekran kartı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üzerindeki adetler veyahut da modeller için mutlaka kullanacağınız ekran kartının TDP'sini araştırmanız gerekiyor. Bu arada floppy'yi de Molex üzerinden dönüştürerek vermiş şu şekilde bir dönüştürücüyle. Son zamanlarda zaten pek kullanılmadığı için üst seviye güç kaynaklarında genelde böyle veriliyor arkadaşlar floppy. Bu şekilde de Seasonic markasının Focus serisi 80 Plus Gold verimliliğe sahip güç kaynaklarını size genel olarak tanıtmış olduk. Videomuzun altındaki linkten bu üst seviye güç kaynaklarından satın alabilir ve yapacağınız siparişlerle teknobiyotik.com'a ve Teknobiyotik TV'ye destek olabilirsiniz. Son olarak da ürünün altın yaldızlı kutusunu da arkaya koyarak şu şekilde videomuzu bitirelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.